Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir önceki videodan sonra biliyorsunuz yarım kalmıştı. Part 1'di, şimdi Part 2'deyiz. Şimdi finallerdeyiz arkadaşlar. Bodybuilding finallerini hep beraber izliyoruz. Hep beraber yorumluyoruz. Hadi bakalım. Umarım bu videoda bir önceki gibi hoşunuza gider. Lütfen arkadaşlar, tek istediğim şey, eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma takip etmiyorsanız takibi almayı ve o çanı çalmayı ihmal etmeyin ki gelecek olan videolardan haberdar olun. Hadi bakalım arkadaşlar, hemen izleyelim, yorumlarımızı yapalım. Bakalım nasıl? Haydi bakalım. You say the symmetry here, yep. The symmetry here, yep. And this the symmetry is created by the calves. Evet arkadaşlar, final poz zamanındayız şu anda. Gerçekten bir önceki videoda da söyledim, izahını yaptım. Arkadaşlar bu seneki Arnold Classic gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz başarılı. İnanılmaz başarılı. Özellikle bütün vücutçuların özellikle kondisyonları çok iyi. Esasında bütün sikletler, bütün kategoriler çok iyi. Elimden geldiği kadar birçok video yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bu önümüzdeki süreçte. Sizin de desteklerinizle, sizin de beğenmelerinizle inşallah daha da güzel videolar çıkacak diye umut ediyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Müthiş. Esasında part 1 videomda, bir önceki videomda yani ilk yarı videosunda arkadaşlar, dün yayınlamış olduğum videoda esasında yarışmacıların nasıl poz verdiğini, eksiklerinden bahsetmiştim. Burada da biraz dile getirmek istiyorum. Tekrar. Arkadaki müziği biraz keseyim. Bu arada şöyle hafif ufaltalım müziği. Evet arkadaşlar, hafif biraz daha kısalım şöyle. Evet. Evet sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz üzere gerçekten pozlamalar. Yani hemen hemen bütün yarışmacının pozlamaları çok iyi ama işte vücutlarında maalesef ki eksikler var. Eksikler kime göre var? Oradaki podyumda çıkan yarışmacılara göre var. Yoksa her zaman dediğim gibi, bir önceki videomda da dediğim gibi, bu adamlar görebileceğiniz en iyi adamlar zaten şu anda podyumda. Evet. Bakalım Olimpiya nasıl geçecek, o ayrı mevzu. Ama final kitlesi pek fazla hoşuma gitmedi. Arkadaşlar şimdiden onu söyleyeyim. Çünkü şu anda daha kapalı. Evet. Ve diyaframı kontrol etmiyor şu anda. Evet güzel. Evet. Zaten finallerde şöyle bir olay var arkadaşlar. Size daha geniş bir alan sunuyorlar. Daha geniş bir zaman sunuyorlar. Daha iyi pozlamalarını seremoni eşliğinde verin diye. Onun için bu şekilde daha uzun sürüyor. Bunun da bilgisini vermek isterim size arkadaşlar izlerken. Evet şu anda yorumluyorlar. Görmüş olduğunuz üzere, hatta sesi biraz açayım. Sizin de sesleri duyun. Evet arkadaşlar. Görüntü kalitesi umarım iyidir. Umarım iyi gözükecek size de. Çünkü ben elimden geldiği kadar görüntü kalitesini arttırıp size sunmaya çalışıyorum daha doğrusu. Arnold da zaten çok şaşkın. Özellikle bütün Arnold Classic boyunca özellikle hep şundan bahsediyor arkadaşlar. Kütlelerin geçmişe nazaran daha iyi olduğu, daha büyük olduğu, daha derin olduğu ve daha açık olduklarını söylüyor. Evet arkadaşlar. Bakalım seremoni hazırlığı nasıl geçmiş? Pozlamaları nasıl? Evet. Gerçekten güzel arkadaşlar. Bakalım. Aman dikkat. Açıkçası ben ufak tefek hatalar olabilir gözüyle bakıyorum. Özellikle Pro Lig yarışmalarında ama böyle TR1 yarışmaları. Yani TR1'den kastımız ne? Arnold Classic ve Mr. Olympia gibi yarışmalarda bu tarz pozlamalarda takılmalar, sekte uğramalar, kramplarla beraber işte pozu tamamlayamamalar. Ya bu adamların bunu yapmaması lazım arkadaşlar. Çünkü bu adamların hayatı bu. 7-24 bununla uğraşıyorlar. 365 günün 7-24'ü bununla uğraşıyorlar.
Açıkçası ben takılıyorum. Ben, siz takılmayabilirsiniz. O ayrı bir konu ama ben takılıyorum. Ama çok seri geçişler yapıyor ve müzik eşliğinde yaptığı için de müzikle herhangi bir uyumunu göremedim arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Ama tabii ki çok iyi. Kondisyon olarak için gerçekten çok iyi. Ama diyafram kontrolünü biraz daha yapabilseymiş bir önceki pozisyonunda çok daha iyi olurmuş. Neden? Abim sen balerin değilsin. Sen bodybuilder'sın ya. Babanın sikletiyle bu bir değil yani. Ne diyeyim ki? Değişik bir bakış açısı, değişik bir hazırlık. Tabii ki bu da güzel. Yeni şeyler görmek. Gerçekten güzel arkadaşlar. Yani ne diyebilirim ki? Başarılı. Başarılı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şuna bakar mısın? Gerçekten başarılı yani. Evet. Aç sırtı. Güzel. Kanatlara bak. Ama iç bacak, iç bacak, kalflar maalesef çok eksik arkadaşlar. Kime göre eksik? Neye göre eksik? Podyuma göre eksik. Bulundukları podyuma göre eksik. Çünkü oradaki yarışmacılığa daha iyileri var. Her zaman daha iyi olacak ama maalesef ki eksik yani. Bunu da yorumlamak lazım. Hakemler de buna bakıyorlar sonuçta. Most muscular. Evet. 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 Güzel. 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 Evet arkadaşlar. Güzel. Güzel. Başarılı. Yani kötü olma şansı yok zaten. Yani ne kadar kötü olabilir ki? Bu arada Hasan gerçekten yani çok başarılı. Ama keşke, ama keşke bir önceki videoda anlattığım gibi daha parçalı, vücudu çok yorgun arkadaşlar. Yani çok kütleli, çok kütleli, çok büyük. Yani ayı yavrusu gibi. O apayrı bir konu. Yani o tartışılmaz bir şey ama gerçekten vücut çok yorgun. Yani derinleşemiyor. Biraz derinleşebilse, şu kütleyi biraz açabilse, daha fazla definasyon, yani bir iki tık daha definasyona girebilse yani muazzam olacak. Ama o da olacak. Bakın ben buraya yazıyorum bunu. Bunu da not edin bir köşeye. Daha definasyonlu bir şekilde çıkacak. Çünkü her bir yarışmacının bir yılı var arkadaşlar. En iyi kondisyonu tuttuğu bir yıl, bir dönem var. Devam ettirebiliyorsa eğer sürecini, kariyerini. İşte o dönem en top oluyor arkadaşlar. Ve bu adam gerçekten top olacak bir adam. Yani mükemmel bir vücut. Mükemmel bir vücut. Mükemmel bir donanım yani herif. Baştan sona baktığın zaman gerçekten çok büyük. Ama derinlik lazım. Ve pozları daha iyi vermesi lazım. Ama yapacak. Eğer bırakmazsa yapacak. Ben böyle görüyorum. Gerçekten çok iyi ama kütle muazzam yani. Şuna bakalım. Sanat eseri gibi herif. Özellikle Mısır'dan, İran'dan gerçekten böyle yarışmacıların çıkması muazzam ötesi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şuna bakar mısın abi? Şuna bakar mısın? Muazzam ya. Muazzam ya. Şuna bakar mısın? Kütleye bakar mısın? Ama burada da özellikle bu yarışmacının en büyük, hem artısı hem eksisi, bacak çok büyük. Çok büyük. Açtığı zaman vücudu, bacak kanatları geçiyor artık. Üst vücut doldurmuyor o bacakları, anlatabiliyor muyum? Üst ve alt simetri çok dağınık. Ve bu da puanlara inanılmaz yansıyor arkadaşlar. Baksana adamın kalçası kadar sırtı var ya. Yani o kadar büyümüş ki artık herif. Kalçası kadar sırtı var adamın ya. Büyük mü büyük? Evet ama vücut geliştirme böyle bir şey değil arkadaşlar. Sürekli dikte ediyorum, sürekli anlatıyorum sizlere, sürekli dile getiriyorum. Vücut geliştirme dediğimiz branş, her bir bölgenin en iyi noktasına geliştirebileceğin bir branş. Yani vücudunun en iyi kondisyonunu, en iyi kaz hacmini, en iyi derinliği sağlayabileceğin bir branş. Yani şurada şu diyaframı tutamaması çok felaket. Yine dile getiriyorum, yine söylüyorum.
Bu adam her gününü Flex Lewis'le, Sean Roden'la, Stan'le, Jay Cutler'la, Milos Sarchev'le ve buna benzer birçok sporcuyla geçiriyor. Ve buna rağmen bu kondisyonda olması, ki bana göre bunun en büyük eksikliği, en büyük eksiği yabancı dilinin çok büyük eksiklik olması. İngilizce konuşmuyor. Tamam, karısı İngilizce öğretmeni. Tamam, eşi bütün her şeyi ona tercüme ediyor ama bir spor diliyle anlamak var. Bir de normal bir İngilizce öğretmenin size karşınızdaki kişinin dediğini anlatması var. Çok farklı arkadaşlar. Çok farklı yani. Onun için yabancı dil çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Ya aynı dilde konuşmak, aynı şeyleri paylaşmak, aynı şeyleri aynı dilde hissetmek ve düşünmek ve algılamak çok farklı bir şey. Maalesef ki bunda da yani Muhammed'de de gerçekten böyle bir eksiklik var. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Yalnız Arnold da 10 numara oturmuş oraya. Harbi yorumlamış bütün yani kategorileri, bütün branşları kendince. Hep ama tarihe gidiyor. Hep tarihe gidiyor. Ya bu ya işte bu çok kötü bir olay arkadaşlar. Hiçbir zaman bir önceki yılda kalmayacaksınız. Bilgi, donanım ve bakış açısı olarak. Her zaman önünüze bakacaksınız. Her zaman o günle ve bir sonrakiyle yargılayacaksınız her şeyi. Tarihe gömülüp kalırsanız, geçmişe gömülüp kalırsanız ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Al. Neden giriyorsun şimdi buna? Ne gerek var abi? Evet. Evet. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Bence çok güzel ya. Çok güzel ya. Gerçekten güzel yani. Güzel ama işte Nick Walker'la başa çıkamazsın yani. Birazdan finalleri izleteceğim size. Gerçekten Nick Walker'la başa çıkamazsınız yani. Abi Nick Walker farklı bir boyut yani. Farklı bir evren olmuş o artık. Farklı bir boyutta yaşıyor yani. Birçoğunuz buna genetik diyebilir. Arkadaşlar, tamamıyla sıkı çalışma. Kramp girdi bu arada. Gördünüz. Abi ne gerek var böyle bir poza? Zaten 3 kere kramp girdi yani şu pozu verirken yani. Çok iyisiniz ya. Şimdi hem iyisiniz diyorum hem yargılıyorum. Siz de yanlış anlamayın. Adamlar iyi zaten. Gerçekten iyi yani. Evet. Evet. Bu arada bazılarınızın sormuş olduğu sorular var diyenler. Hocam işte bu yarışmacıların hiç sivilcesi yok mu filan vesaire. Arkadaşlar özellikle bu tarz yarışmalarda, bu tarz sporcularda hem astar hem de çift kat boyu oluyor arkadaşlar. Astar attın mı zaten sivilce yok oluyor. Üstüne bir de çift kat boyayı attığı zaman siz zaten o ışıklarla, o pozlamalarla siz zaten onu görmüyorsunuz. Fondöten gibi düşünün esasında bayanlardaki. Bayanların büyük bölümünde fondötenini kaldır, surata bir bak. Bir de fondöten de surata bak, anlarsın ne demek istiyorum. Çok basit. Çok basit bir yaklaşım yani. Burada bayanları aşağılamak ya da kötülemek için söylemiyorum yani. Her bayan tabii ki çok bakımlı olmak zorunda. Kadın dediğin şey zaten bakımlı olmak zorunda. O apayrı bir konu. Ama anlayın diye söylüyorum yani. Evet. İlk yarıdan daha iyi kor bölgesini tutuyor şu anda. Ve pozlaması ve özellikle bacaklarını sabit tutuyor olması çok daha iyi. Güzel. 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 Müzikle aynı rutinde gitmesi. Abi ben bu tarz pozları seviyorum ya. Gerçekten müzikle böyle tık 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 işliyor olması
Şöyle hatta biraz sesini açayım. Duyun. Gerçekten yani. Gidiyor olması iyi. Şimdi kısacağım müziği arkadaşlar. Telif yemeyelim yani. Boş boşuna değil mi? Evet. Ama gerçekten çok başarılı yani. Ya seviyorum arkadaşlar. Yani vücut geliştirme gerçekten süper bir spor. Bazılarına göre spor değil, hobi. O apayrı bir konu ama bence spor. Ve birçok kişiye göre meslek olmasa da benim bakış açımda, benim öğretilerimde, benim insanlara dayatmamda bu bir meslek arkadaşlar. Hem de ciddi bir meslek. Ve ciddi gelir kaynağı sağlayabileceğiniz bir meslek. Kafanız çalışıyorsa. Evet. Çok iyi. Ah bak yine boşladı karını. Oh. Yine boşladı. Biraz şöyle al. Sesli duyuyoruz. Yarışmada videoları duyun. Biraz sesli açalım sizin için. Evet. Haydi bakalım izleyelim şimdi. Evet. Evet. Rehan gerçekten iyi arkadaşlar, iyi yani. Ama kas oranları o kadar yüksek ki, o kadar iyi duruyorlar ki yani. Bacaklar. Ve gerçekten Rehan'ın pozlamaları da çok güzel. Gerçekten güzel yani. Biraz şöyle oturup izleyeyim ben. Gerçekten başarılı yani. Bu müziğin üstüne büyük ihtimalle müzik atmam gerekecek. Bakalım. Sonra göreceğiz. Ama gerçekten çok başarılı. Çok güzel yani. Güzel. 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 Pozlar çok güzel ya. Yani bildiğin adam 1,5 yılda level atladı ya. İnanılmaz güzel level atladı yani. Yani 1,5 yıl önceye baktığı zaman bu adam hiçbir şeydi yani. Şimdi muazzam. İşte hep bunu diyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışırsanız, elinizden gelen en iyisini yapmayla uğraşırsanız, işinizle alakalı, her şeyde başarılı olursunuz. Bunu sakın unutmayın. Her şeyde başarılı olursunuz. Olmama şansınız yok. Hayatınızdan ödün vermeden, hayatınızdan birçok şeyi atmadan bu noktalara gelemezsiniz. İşinize aşık olacaksınız. Bu sadece vücut geliştirmeyle alakalı değil. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Quad'lara bak abi. Kora bak. Çok iyi ya. Ama yeterli mi? Yeterli mi? Nick Walker'la kapışabilir mi? Hep dönemler var. Hep dönemler var. Bir dönem Ronnie geldi. Yok etti. İnsanlar ikincilikle, üçüncülükle, dördüncülükle paramparça oldular. Yılları gitti insanların. Bir dönem geldi. Jay Cutler geldi. Yine öyle keza.
İnsanların yılları gitti, çöp oldu. En iyi olacakların o yıllarda. Ama bir adam geldi, hep başı tuttu. Dorian Yates aynı şekilde, Arnold aynı şekilde. Yani Filit aynı şekilde. Bir dönem gelir, o dönem arkadaşlar bir kişi önünüze bir tıkar. Siz de artık hep ikincilikte, üçüncülükte takılırsınız. Ama yılmayacaksınız. Hiçbir zaman yılmayacaksınız. Evet. Çok iyiler ya. Gerçekten çok iyiler ya. Gerçekten çok iyiler. Yani çok hızlı geçiyoruz. Koru tut. Karnı çek içeri. Yapma ya. Bakalım. Sabırsızlığa bekliyorum şu anda. Evet. Evet. Gerçekten iyi. Güzel. Gerçekten bu seneki Arnold 10 numara olmuş. Bu arada çok eksik. İlk ya yani 1-2 olmak için zaten çok eksik. Ama iyi mi? İyi. İyi mi? İyi. Çok güzel ya. Ya keşke ülkemizden de bu tarz bodybuilder'lar çıksa, yurt dışında boy gösterebilse. Keşke. 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 Şöyle falan. Şöyle vereyim mi? Kapanmasın. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Adamlar için, hepsi için, o heykelin, o maskotun önünde, o Arnold Classic 2021 yazısının önünde o pozu vermek, o muscular'ı vermek, o pozlamaları vermek, sonradan fotoğrafta onları görmek ve sonra onları sosyal medyada paylaşmak inanılmaz büyük bir PR arkadaşlar. Daha üstü yok zaten yani. Yani şu maskotun önünde o pozlamaları vermek, o kadar seyircinin önünde, bu kadar online izleyen seyircinin önünde vermek. Gerçekten muazzam bir duygu arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir duygu yani.
Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir yandan mesajlar geliyor. Bir yandan mesajlara bakıyorum. Kusura bakmayın. Nick Walker. Nick mi geliyor? Harbi iyi. Çok beklemiş yani bugünü. Arkadaşlar Nick geldi. Nick. Evet, sesi kıstım arkadaşlar. Arkadaşlar ya herif çok iyi ya. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Abi müthişsin ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir? İç bacağa bakın arkadaşlar. İç bacağa bakın. Komple iç bacağa bakın. Kalflara bakın. Yan taraklara bakın. Ön bacak. Kalça, sırt. Yani kanatlar. Abi efsane ya. Kora bakın arkadaşlar. Şu kor bölgesine. Adam beton gibi ya. Beton gibi duruyor yani. Beton. Bu nedir ya? Çok iyi. Ben 3 yıldır Nick'in inanılmaz noktalara geleceğini söylüyorum. Her yerde. Her yerde. Her yerde. Herkes atıp tutuyordu. Herkes atıp tutuyordu. Olur mu öyle şey? Ölecek bu. Kesin ölecek. Herkesin içinden geçiyor şu anda. Abi bakar mısınız şuna ya? Abi çok iyi ya. İnanılmaz bir definasyon. İnanılmaz bir kor bölgesi. Muazzam bir derinlik. Muazzam bir kondisyon. Yani eğer bu kondisyonla Nick Olimpiya'ya çıkarsa abi ilk 3 diyorum ya. İlk 3 diyorum yani. Çünkü yok. Abi müthiş. Bu kondisyonda adam yok arkadaşlar. Yok yani. Kütleden bahsetmiyorum. Kondisyondan bahsediyorum. Yani tozlar çok iyi. Kondisyon çok iyi. Ya muscle maturity'si zaten kilo boy oranına baktığınız zaman inanılmaz iyi yani. Abi şuraya bakar mısın? Biceps'e, triceps'e, ön kola. Dış bacağa bakın arkadaşlar. 3 kat ya. İnanılmaz yani. İç bacağa bakın. Ortaya bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Of. Of. Abi çok iyisin be. Of içim gitti izlerken. Çok iyiydi gerçekten. Çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. Really great, great competitors there. Thank you for that. Great lineup this time. We got our final competitor coming up now. Max Charles from New York City. He was in the second call this morning. Bu video da bayağı uzun olacak arkadaşlar. Şimdi ben 28 dakikayı devirdik yani. 29. dakikadayız. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Abi şu sahnenin güzelliği zaten apayrı bir dünya. Yani sahne zaten efsane. Ona yani diyecek laf yok ya. Arnold bu işi biliyor ya. Arnold gösteri dünyasının kralı arkadaşlar. Kralı yani. İnanılmaz güzel organizasyonlar yapıyor. Yani muazzam yani. Gerçekten muazzam. Gerçekten muazzam. Çok karanlıktasın. Işığa gel ışığa. Şimdi oldu. Güzel. Güzel. Evet. Çok güzel ya.
Etkinlik başlı başına bir güzel arkadaşlar. Yani etkinlik başlı başına bir güzel yani. Başlı başına güzel. Evet. Evet. Çok güzel. Başlı başına güzel yani etkinlik. Şöyle yapalım. Zamana bakalım. Şimdi biraz ileri alacağım arkadaşlar etkinliği. Direkt finallere geçeceğim. Bilginiz olsun. Biraz şöyle çözünürlüğü otomatiğe alalım. Şöyle biraz ilerletelim. İnanılmaz sohbet muhabbet dönüyor. Yani sürekli bir sohbet muhabbet var arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle biraz başa alalım. Evet. Çözünürlüğümüzü arttıralım arkadaşlar. Birazdan artar zaten. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Şu anda Arnold yine yorumlarını yapıyor arkadaşlar arkada. Şu anda ses bende çok kısık olduğu için zaten duymuyorum. Sadece size hafif hafif bir şekilde dinletebilirim ve kapatabilirim. Evet. Gerçekten. Gerçekten çok iyi yani. Şöyle yapayım mı? Şöyle yapayım, şöyle isterseniz. Şöyle gidebilirim ben arkadaşlar. Ekrandan komple çıkabilirim de istiyorsanız. Neyse. Şöyle duralım. Evet. Gerçekten. Bu arada online olarak arkada izliyorum arkadaşlar görüntüyü. Onun için böyle tarz takılmalar var. Ama görüntüde bir problem olduğunu zannetmiyorum. Size de cam gibi gelecektir görüntü. YouTube'u yüklediğim zaman merak etmeyin. Böyle anlık ufak tefek takılmalar oluyor ama çok nadir yani. Çünkü 1080p 60 fps izliyorsunuz şu anda arkadaki görüntüyü. Evet. Abi hepsi çok iyi ya. Hepsi çok iyi ya. Evet. Şimdi gelelim. Fasulyemizin faydalarına. Evet. Maalesef çok darsın Sergio. Arkadaşlar bodybuilder dediğin adam biraz geniş olacak ya. Kalın olacak, geniş olacak ya. Tamam, bacaklarım çok zayıf senin de. Yani. Şu nedir ya? Şu nedir ya? Şöyle geçeyim siz de görün. Evet. Siyahi gerçekten hem kalçasıyla hem bacaklarla zaten yok etti yani. Biceps de çok iyiydi. Of. Bak şimdi. Çok karanlık. Sın be siyahi ya. Ama güzel. Güzel. Şimdi yanındakileri kıyasladığın zaman bak sırt 10 numara oldu. Yani.
Güzel. At arkaya, at arkaya, at arkaya. Abi süpersiniz ya. Hepiniz iyisiniz ya. Sırtlı 3-7 esasında. Son pozda, açışta. Ama ondan da bitmiyor ki iş. Bak, açamadı kolunu bak. Diyafram çok kötü. Ya şu üçüncü adamın gerçekten bacakları çok zayıf diğerlerine göre ya. Hadi bakalım. Evet. Abi omuzlar filan, yani deltoidler yani. Şuraya bak abi, omuza bak, karına bak. Herifler iyiler ya. Nick geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle biraz ses açalım. Bakar mısın abi şu Nick'e ya? Abi. Abi çok komik oldu bir anda ya. Abi bu nedir böyle? Abi harbi çok komik oldu. Şuraya bakar mısın? Al şöyle çekileyim, hepiniz görün ya. Şuraya bak abi, bu nedir ya? Abi ya. Abi nasıl başa çıkacaksınız bu herifle ya? Şuna bakar mısın? Biceps kesikliğine bak. Karına bak. Bacağa bak abi. Göğüse. Kanatlara bak. Abi çok iyi ya. Abi sağ chest'e bakar mısın? Gözünü seveyim ya. Abi bak, göğsü yapıştırdı içeriden. Abi 10 numara. Abi ikisinden de kısa, ikisinden de ağır herif ya. Daha doğrusu iyi anla, hemen hemen yüklemede aynı kilodadır. Abi çok iyisin ya. İç bacağa bak abi, iç bacak portladı herifte yani. Muazzam bir kütle var ya. Nick'te. Ya Ian de şimdi o bir şey. Yani şimdi arkadaşlar, üçü arasında kıstas yapıyoruz, tamam mı? Yani yanlış algılamayın. Bütün diyalog üçü arasında geçen diyalog yani. Bu arada 39. dakikaya doğru gidiyoruz arkadaşlar videoda. Evet. Evet. Abi muazzam ya. Gerçekten muazzam ya. Şuna bakar mısın? Gerçekten çok iyi yani. Helal olsun. Güzel. Güzel. Abi Nick. Nick çok iyi ya. Abi çok iyi herif ya. Baksana abi herife. Çok ukalalık yaptın diye abi. Biliyorsun değil mi hakem senin orayı? Abi şuraya bakar mısın ya? Yarın ne işi var orada ya? Abi çok iyi. Çok güzel. Ya şurada Nick'in arka omuzu daha kütleli, muscle maşırısı daha dolu bir şekilde orada olsaymış. Arka omuzdan bahsediyorum özellikle. Yani her türlü daha iyiydi ya.
Arka omuzda ciddi eksikliği var. Abi sırta bak. Aç sırtı. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Abi Nick bütün oyunu kuralına göre oynuyor ya. Çok iyisin sen ya. Tam bir aslan parçası ya. Şuna bakar mısın ya? Çok iyi. Abi ya Nick ya. Gerçekten mest oldum ya. Çok keyifli yani. İnanılmaz keyifli arkadaşlar. İnanılmaz keyifli ya. Çok iyi arkadaşlar yani çok iyi. Arkadaşlar 42. dakikaya doğru gidiyoruz videoda bu arada. Umarım çok sıkılmıyorsunuzdur. Artık bunu tek part mı olarak yayınlarım, çift part mı yayınlarım bilmiyorum ama bakacağız artık. Evet. Güzel. Güzel. Abi çok zorladı hakem ya. Çok zorladı ya. Bakalım biraz sesini açalım. Evet, biraz sessiz duyalım şöyle sizde. Evet, pause down geliyor arkadaşlar. Thank you.
We got the pros now. You know, they're probably not allowed to go into the crowd this year. Thank you. You know? Yeah. Think about that. Because all of the athletes and all of the staff, we had to be tested the day before the show. I think we have really had a very strict corona protocol here. Yeah. About the wearing the mask, everyone is wearing masks backstage, and just before I came out here, before you came out here, you had your mask and all this. So that's what we do. Everyone is wearing masks here. Then all the athletes had to be tested and vaccinated and all this stuff. So man, it's really great. Yeah, I love how you had the testing facility inside the host hotel, so all of us could just go downstairs and get tested. You know. Ya gerçekten çok iyi ya. 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 Müthiş yani. And then we had the forces stay in touch with the city, with its rules. And also the state has its. Etkinlik muazzam arkadaşlar. Etkinlik gerçekten muazzam yani. İnanılmaz. İnanılmaz arkadaşlar. Etkinlik inanılmaz. Muazzam. This feels so tired. Yeah. Şimdi arkadaşlar biraz ileri alalım. Bikiniler geliyor. Hatta bikinilerle alakalı da video yapacağım arkadaşlar. Wellness'la alakalı da, fitness bölümüyle alakalı, hepsiyle alakalı video yapacağım. Merak etmeyin. Arkadaşlar bu konuşmayı YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube'da birçok noktada var arkadaşlar. Bütün herkes ödüllerini alıyor arkadaşlar. Fitness bölümü geliyor arkadaşlar şu anda. Bütün kategoriler inanılmaz iyiydi arkadaşlar. Bütün kategoriler çok iyiydi. Biraz hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok uzun arkadaşlar. 4 küsur saat yani etkinlik. Şimdi biraz başa alalım. Evet, hadi. Biraz uzun tuttum, kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bodybuilding geliyor. Evet. Haydi bakalım. Biraz sesi açalım. Durdu şu anda. Birazdan gelir arkadaşlar.
to the best poser here at the Arnold. Best poser geliyor arkadaşlar şu anda. And two-time best poser award winner. Sergio Oliva Junior. Sergio en iyi poser ödülünü aldı arkadaşlar. Müziği kısıyorum. Evet. Şöyle biraz daha kısayım hatta. Evet arkadaşlar. Bunun karşılığında $10,000 ödül aldı arkadaşlar. Best poser olduğu için. Yanlış hatırlamıyorsam $10,000 olması lazım. Evet $10,000 arkadaşlar. Güzel. Evet arkadaşlar. Şu anda evet. Mutlu. Junior mutlu oldu. Biz de sevindik tabii ki, ayrı bir konu. En iyi poz ödülünü aldın. Hadi bir poz ver bize. Pozunu göster diyor. Hadi bakalım diyor. Hadi. Böyle olmaz diyor bu iş diyor. Hadi. Şöyle yapalım. Biraz başa alacağım arkadaşlar. Şöyle biraz başa aldım. Öyle izleyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel. 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 Best poser. Güzel, çok güzeldi. Gerçekten etkinlik zaten baştan başına inanılmaz iyiydi. Yani başından sonuna kadar gerçekten süper bir etkinlikti. Bu arada 52. dakikaya doğru gidiyoruz videoda arkadaşlar. Hadi bakalım. Most Muscular'daki en iyi poserımız kimmiş bakalım. Başka kim olabilir ki? Abi çok iyi ya. Çok iyi ya. Müziğin sesini açarım burada. Yani gerçekten çok iyi arkadaşlar. Abi böyle sevdiğim müzikler eşliğinde bu tarz olaylar oluyor ya, inanılmaz hoşuma gidiyor ya. Abi çok iyisin ya, şuraya bakar mısın ya Nick? Yani Nick çok iyisin ya, gerçekten iyisin ya. Helal olsun yani, diyecek laf bulamıyorum yani. Evet şu sesi şöyle kısalım. Şimdi top 6 geliyor arkadaşlar. Bakalım top 6 kim? Top 6 arkadaşlar. Sergio Oliva, Justin Rodriguez, Akeem Williams. Ian Bellinger. Biraz başa aldım arkadaşlar. O takılmaları yaşamıyorum top 6 gelirken. Tekrardan aynı şeyleri göreceğiz. Arkadaşlar şu müziğe de bayılıyorum ya. Bu arada bir $10,000 da Nick Walker aldı arkadaşlar. En iyi Muscular Pose ünvanını aldı aynı zamanda. Bilginiz olsun.
Şimdi Top 6 gelecek arkadaşlar. Hatta sesi açalım şöyle, siz de duyun. Steve. Sergio. Justin Rodriguez. Justin. Akeem Williams. Akeem geldi. Ian Bellier. Ian geldi. And Nick Walker. Nick Walker geldi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Abi müthiş müthiş. Müthiş bir etkinlik. Gerçekten inanılmaz güzel bir etkinlik arkadaşlar. Muazzam güzel bir etkinlik. All right, now waiting for the top six. Now six players. Abi top 6'in güzelliğine bakar mısın ya? Hepsi çok iyi ya. Hepsi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ya istisnasız iyiler ama Nick Walker apayrı bir iyi yani. Belliydi ama yani belliydi arkadaşlar, sakın şey yapmayın yani. Yani yarışamaz oradakilerle yani. Çok güzel, çok güzel. Evet. Nereye gidiyorsun ya? We send the fifth place award and present it to Akeem Williams. Akeem, evet. Doğru. Bilmiyorum arkadaşlar, videonun altına da siz düşüncelerinizi yazarsınız. Doğru kararlar mı? Belki sizin düşünceniz, aklınızda izlenimleriniz veyahut da gördüklerinize göre irdelemeleriniz üzerine daha farklı bir sıralama olmasını beklerdiniz. Siz de kendi düşüncelerinizi videonun altına yazabilirsiniz eğer istiyorsanız. Tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bilginiz olsun. Evet. Justin Rodriguez. Justin. Arkadaşlar alt üst simetrisi çok kötüydü. Ya kondisyon tamam okey ama yetersizdi yani. Bu da okey. Bunda da bir problem yok. Ama siz yine ne düşünüyorsanız lütfen videonun altına yazmayı ihmal etmeyin tabii ki. O apayrı bir konu. Evet. Abi müzikler çok iyi ya. Müzikler gerçekten çok iyi. Top 3 arkadaşlar. Abi yani şurada bile gördüğün üzere Nick diyorsun yani. Bakalım. Steve. Yapacak bir şey yok adamım. Durum bu yani. Yapacak hiçbir şey yok yani. Yapacak hiçbir şey yok. Abi müzik çok iyi ya. Müzikler çok iyi ya. Müzikler inanılmaz iyi ya. Evet. Evet arkadaşlar. Abi Nick ya, Nick. Yani muazzam abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bravo ya. Gerçekten muazzam ya. Yani. Gerçekten mükemmel yani. Gerçekten gerçekten çok iyi. Yani gerçekten çok iyi arkadaşlar yani. Muazzam ya, muazzam yani. Muazzam ötesi yani. Gerçekten muazzam ötesi.
Hepsi bir arada ya. Çok iyiler arkadaşlar. Gerçekten çok iyiler. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik artık. Görmüş olduğunuz üzere Arnold Classic 2021'de bitti. Önümüzde Olimpiya var arkadaşlar. İnşallah Olimpiya'da canlı yayında Twitch'te veyahut da YouTube'da beraberiz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi selamlıyorum. Lütfen arkadaşlar, planlarınızı, hayatınızı, işinizi hiçbir zaman boşlamayın. Hedefleriniz doğrultusunda her zaman bir plan içerisinde olun ve lütfen başarılı olun ve başarılı olmak için elinizden geleni yapın. Bilgi ve donanıma aç olun. Kendinize eğitin, kendinizi geliştirin. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve aynı zamanda kanalımı takip etmiyorsanız takibi almayı ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.